Nurhan Akansu, iki çocuk annesiyim. Kendime ait iki tane iş yerim var. Nasıl kuaför olmaya karar verdim? Mağdurlar bürosunda çalışıyordum. Biraz önce de dediğim gibi insanları çok seviyorum ben. Hani insanları tanımak istiyorum aslında. Orada hep hüzünlü şeyler oluyordu. Acı şeyler oluyordu. Tesadüf bir gün bir camın önünde şey gördüm. Eğitim veriyorlar. Aa dedim, burada aslında ben bir sürü insan tanıyabilirim. İlk bakış buydu aslında. Çok da saçma görmüşlerdi arkadaşları. Hobi olsun diye başladım aslında. Onun eğitimini aldım. Yeteneğimin olduğunu gördüm. Ondan sonra şey, hani insanlar kuafördeyken, hani en fazla kendi işiyle uğraşırken, ben insanlarla uğraşıyordum, sohbet ediyordum. Hayatlarını merak ediyordum, kültürlerini merak ediyordum. Aslında çok da kolay olmadı. Korku vardı. Çok büyük endişe vardı. İki tane küçük çocuğum vardı. Nasıl yapmam gerektiğini, nereden başlamam gerektiğini bilmiyordum. Başlarda çok çok korktum. İnanılmaz derecede çok korktum. İlk birkaç yıl çok zordu. Hani maddi açıdan çok çok zordu. Ayakta durma, kadın olarak ayakta durma, birçok şeyin savaşını verme. Bunlar tabii ki çok çok ağır geldi ama zaman içerisinde alışıyorsun. Sistemi öğreniyorsun. Ve ilerliyorsun, daha doğrusu ilerleyebilmek için çaba veriyorsun. Tabii ki kolay olmadı. Yalnızsın, yalnız olduğun için çok zor. Tabii ki toplumsal baskı çok çok büyüktü. Yapamazsın, edemezsin. Tabii ki boşanma süreci bizlerde çok çok zor. O çok ağır geliyor. Boşanamazsın, boşanırsan bitersin. Ayakta duramazsın, rezil, rüsva olursun. Aslında ben onu kazandım. Ayakta durabildiğim, kendime ait bir şeylerim var. Çocuklarımla senede birkaç defa tatile gidebiliyorum. İhtiyaçlarını giderebiliyorum. Aslında bir erkeğe ihtiyaç duymadan ya da birilerine ihtiyaç duymadan ayakta kalabileceğimi gördüm. Bu da özgürlüktür bence. En güzeli de budur. Bizim toplumun baskılarına karşı çıktım. Yani artık baskı yok. Şimdi onlar benden korkuyorlar. Boşanma sürecimde çok zor kabul ettirebildim aslında. Ondan sonraki süreçte kadınlarla konuştuğumda, o korkularla karşılaştığımda şey söylemiştim. Denemeden hiçbir zaman bilemezsin. Özgürlüğünü kısıtlarsan ileride kendi çocuklarına, kendi etrafındakilere veremezsin. Sanırım kadınlar benden güç aldı diye düşünüyorum. Yani daha çabuk adım attılar. Korkmadan diyebilirim. Ben Türkiye'de kalmış olsaydım kesinlikle başarılı olmazdım. Çok özür dilerim söylüyorum. Eminim ki ben çok zor bir hayat yaşayacaktım ve çevremde insanlardan duyduğum kadar direkt başka biriyle bir evlilik yaşanırdı. Farklı bir hayata sokulurdu. Bu kadar güçlü olamazdım galiba ama kesinlikle değil. Yani orada mahvolurdum, biterdim. Ki hala bile mesela gittiğinde bizim toplumdaki boşanmış kadın modeli korkunç. Yani bakışları, konuşmaları, tabii ki günümüz biraz daha azaldı ama eskiye oranla hala var. Hala bunu görebiliyoruz ve söyleyebiliyoruz. Avantajdı. Burada olmam avantajdı. Burada olmam aslında daha da kolaylaştırdı beni, benim hayatımı her konuda. Ayakta durma konusunda, savaş konusunda, çocuklarım konusunda ve şeye çok inanıyorum. Çocuklarımı çok güzel eğittiğime inanıyorum. O kadar özgür ve güzel çocuklar yetiştirdim ki şey diyemiyorum. Mesela normalde şunu der ya anneler. Ya ben yeterli değilim. Ben yeterli eğittiğimi düşünüyorum. Ve çok güzel bir gelecek sağladım. Onlar için yapmam gerekenin en iyisini yaptım. İki tane özgür birey yetiştirdim. Bu da benim için en güzeli, en iyisi. Yani ne kadar ayrımcılık yok desek dahi var. Mutlaka bir şekilde o ayrımcılığı fark ediyoruz. Ama güzel olan bir şey, ben insanları çok seviyorum. Kültürleri, farklı dilleri. Zaten yaptığım meslekte ise başlangıcım oydu. Hani herhangi bir şey değildi. Ben insanları tanımak istiyordum. Kültürlerini öğrenmek istiyordum. Farklı farklı insanlar görmek. Ama şey güzeldi. O ayrımcılığı, başta hani o ayrımcılıkla gelen insanlar seni tanıdıkça, sen de onları tanıdıkça onu yok edebiliyorsun mesela. İnsanlar içeri giriyor, surat beş karış. Ondan sonra biraz konuştuktan, sohbet ettikten sonra o kafadaki düşünceler, bakış açıları değişiyor. Aa diyor, bu da bizden.
Aslında kültür aynı, bakış açıları aynı. Hepimiz aynıyız aslında ama egoist olduğumuz için çok da fazla göremiyoruz diye düşünüyorum. Evet, genelde ilk başlangıçlarda oluyor. Birçok insan seni küçük görebiliyor ya da yabancı olduğun için bakış açıları farklı oluyor. Birçok şeyler var ki, yani var aslında birçok örnekleri var. Bunu konuşmak da istemiyorum aslında, söylemek de istemiyorum. Hem ben hissedebildim hem çocuklarım hissetti. Yabancısın, Hollanda'da yaşıyorsun. Ve her seferinde kendini açıklamak zorundasın. Her seferinde buradayım, bir bireyim, sizler gibiyim, yaşıyorum demek istiyorsun aslında ama bazen bu savaşı oluyor. Tabii ki çok büyük kavgalar da oldu. Kadınların aslında mutlu olmaları için biraz da kendilerini daha fazla güzelleştirmeye, biraz da kendileriyle ilgilenmeye ihtiyaçları var. Kadınlar mutlu oluyor aslında kendilerine baktıklarında, saçlarını yaptıklarında, makyaj yaptıklarında. O yüzden tavsiye ediyorum, aslında kadınlar hep kendine bakmalıdır. Bakmalı ki hani daha iyi hissedebilsin, daha mutlu olabilsin. Bazen insanlar geliyor, paraları olmuyor. Ama istedikleri bazı şeyler oluyor. Mesela atıyorum, böyle bakıyorlar, bir şey yapmak istiyor, fiyat soruyorlar. Gel otur diyorum. Mesela benim için paradan ziyade o insanın mutlu olması. Yapıyorum, beni o kadar mutlu ediyor ki ve sonrası bir çiçekle geliyorlar ya da bir çikolatayla geliyorlar. Ondan sonra seninle arkadaş olmak istiyorlar. Özel numaranı alıp seninle mesajlaşıyorlar. Ondan sonra başka insanlar geliyor. İşte sokakta herhangi bir insana baktığımda böyle yaptığımda gel diyorum, hemen direkt gel saçını keseyim. Ya o öyle güzel bir şey oluyor ki, o kadar mutlu oluyorlar ki. En son gelen bir gitarist bey vardı. Kapının önünde gitar çalıyordu. Dışarı çıkıp onu dinlemiştim. Saçımı kesmek istiyorum dedi. Ama dedi param yok, gel dedim saçını kesim. Ama o zaman sen bana gitar çalacaksın. Gitar çalmıştı. O kadar muhteşemdi ki. O kadar güzeldi ki.